mutlu hafta sonları sevgili Halk TV izleyenleri. Saat 15 itibariyle Yaşar Nuri Öztürk'le Işığa Çağrı programıyla Halk TV ekranlarındayız. Ben hemen hocama dönmek istiyorum. Merhaba hocam, nasılsınız? Mersi, iyiyim. Nasıl gidiyor? Ben ilk önce programın ilk güneş önce... varsa... Güneş varsa... Her şey güzel demiştir. Evet, bugün güneşli bir gün, güzel bir gün, güzel soğuk bir hafta sonu. Soğuk ama güneş... Evet, yüzünü gösterdi yine bize. Şimdi ben bir SEKAM'ın yaptığı bir araştırmayla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Buradan çıkan bir sonuçla ilgili. Demişler ki ateist gençlerin %61'i Allah'a inanıyor. Yani aslında gençlerimizin bir kafa karışıklığı söz konusu. Kavram karmaşası söz konusu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi tabiri düzeltelim. Ateist gençlerin %61'i Allah'a inanıyor cümlesi yanlış bir cümle. Yani Türkçe olarak yanlış. Şöyle diyelim o zaman. Toplumun ateizm diye veya ateistlik diye bildiğini düzeltmek lazım. Evet. O yüzden kavram karmaşası dedim ben zaten. Hani bunu belki bilmeyenler var gençlerin arasında. Şimdi bakın. Çokça. Nasıl ki Müslümanlığı kendisi gibi yaşamayanları dinsiz ilan eden bir güruh var. Evet. Dinci güruh. Onun gibi yaşamadın mı? Seni dinsiz ilan ediyor adam. Evet. Aynen bunun gibi din diye ortalıkta dolaştırılan şeye hoş bakmayanları da ateist diye ilan ediyorlar. Yıllar öncesinden bir tanesini öldürmediler mi öyle? Ateist diye. Sonra meydana çıktı ki adam Mevlevi'ymiş çocuk. Genç bir adam. Bu toplum dini yanlış anlamasının kendisini sürüklediği şer bataklığında böyle kötülükler yaptı. Şimdi ben şunu söyleyeyim bir defa. Bu din meselesini kimse yanılıp da din üzerinde tahakküm kurmuş olan dincilere sormasın. Onların ağzından dinle ilgili çıkacak her şey bir bühtandır. Ve onlara din sormaya kalkmak dine ve Allah'a en büyük hakarettir. Dini onlardan kurtarmak lazım esas. Dindarlık odur. Ya dindarlık, dine musallat güçlerden dini kurtarmaktır. Yani 3-5 rekat namaz kılmak falan değil. O çok ucuz, çok basit. O zurnanın son deliği Hüseyin Atay Hoca'nın dediği gibi. Şimdi burada hemen rahmetli Cem Karaca geliyor aklıma. Onu bir kere daha rahmetle, teşekkürle anmak istiyorum. Çünkü Yaşar Nuri hakkında ne dersiniz diye sormuşlardı yıllar önce. Basına cevap olarak söylemişti. Ben fanatik bir Yaşar Nuriciyim diye. Şimdi Cem Karaca benim cenazesine katıldığım istisnai insanlardan biridir. Öleceği zaman vasiyetini nasıl yaptığını biliyoruz. Nasıl yapmıştı? Şu camiden kaldırın beni. Şunlar okunsun. Şöyle cenazemi defnedin. Yani onları değerlendirdiğiniz zaman dini hassasiyetleri ileri boyutta olan bir adam. Ama hangi dinciye sorsan onun dinle imanla falan filan ilgisi yoktu. Bu memlekette senelerce Nazım Hikmet'i de ateist, Allahsız ilan ettiler. Bunu yazdım ben kitap. Belki şurada var. Belki burada var. Sonra onun yakın arkadaşlarından biri hatıralarını anlattı. Hayatının hem de Moskova'da geçirdiği yıllarında. Orada kendisini ziyarete gelen arkadaşına, hasta da, diyor ki
gel beni al da bir camiye götür. Yani camiye götür demese ne olacak? Camiye gitmek dindarlığın filan göstergesi değil. Hele Emevi camilerine gitmek hiç değil. O din dejenerasyonunun bir ifadesidir. Nazım onları bilemez. Mekanı cennet olsun. O hassasiyetini ifade ediyor. Şimdi senelerce bu insanı Allahsız ilan ettiler. Bakın vatanında mezar vermediler ona. Yıllarca hapishanelerde süründü. Sonra da çıktı gitti. Bu zulümlerin eşi emsali yok. Ben Nazım Hikmet'i, Cem Karaca'yı falanı filanı niye söylüyorum size? Şu Türkiye'de İslam dinine mensup insanların %95-97'sinin bağlı olduğu mezhebin kurucusu İmam-ı Azam'a aynı şeyleri söylediler. Nazım Hikmet'e söylediklerinin aynısını İmam-ı Azam için söylediler. Şimdi ben bir tabir kullanacağım. Esas Allahsız bunu yapan dincilerdir. Esas Allahsız onlardır. Eğer Allah'ın iradesi Kur'an-ı Kerim'de bizim önümüze konan irade ise esas Allahsız onlardır ve nitekim Maun suresi esas Allahsız onların olduğunu bize ifşa ediyor. Ha, bunu öğrenecek. O ankete tabi olmuş, konu olmuş gençler de bunları öğrenecekler. Esas Allahsızın kim olduğunu onlar öğrenecekler. Bakın, ahlaksızlığın önde gideni, iftiracılığın önde gideni, insan hakkı ihlalciliğinin önde gidenleri bunlardır. Sonra ne kalıyor geriye? Geriye ne kalıyor? Geriye kalıyor bedava olduğu için, herkesi kandırmada araç olacağı için birkaç rekat namaz kalıyor. Tabii oradaki namaz tırnak içinde namaz. Namazı tenzih ederim bunların pisliklerinden. Bunların pis alınlarından namazı tenzih ederim. Namaz gerçek müminin miracıdır. Ben öyle namaz kılanlar gördüm ki işte namaz oydu. O namazı ben bir gün burada anlatsam dayanamazsınız. Bunlarınki namaz falan değil. Bunlarınki hinlik, tezgahçılık. Veil namazı bunlar. Kur'an'dan alıyoruz. O namazlar Kur'an'ın lanetlediği namazlardır. Onlarla kimse Kur'an'ın dininin mensubu olduğunu ispat edemez. Kur'an buna imkan vermiyor. O namaz fotoğrafıyla Müslümanlık ispatına Kur'an imkan vermiyor. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاوُونَ diyen ben değilim. Bu bir hadis rivayeti filan da değildir. Bu Kur'an'ın beyinesidir. Burada. Maun suresi burada durduğu müddet bunu değiştiremezsiniz. Ve tabii şimdi Türk milleti için bir de Maun suresi diye okuyabileceği bir kitap var. O halde o gençlerin ateist damgasını yemeleri, hatta farkında olmadan kendilerine ateist demelerini dikkatle tahlil etmek lazım. Onlar da kendilerini ateist diyebilirler. Çünkü toplumda ateizm algılaması onlara, ya biz camiye gitmiyoruz. Bu din temsilciliği yapanların rezilliklerini yerden yere çalıyoruz. Bunlara sıcak bakmıyoruz. Bunlardan nefret ediyoruz. Şu bu, herhalde biz ateistiz falan diyor. Hayır. 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 Bir defa şunu öğrensinler. Kur'an-ı Kerim ateizm tabirine yer vermez.
Niçin vermez bilir misin? Niçin? Çünkü insan yaratılışı itibariyle ateist olamaz. Kendisini ateist zanneden de ateist değildir. İnsan fıtratı ateistliğe izin vermez. Ateist dediklerimizin veya kendisini ateist diyenlerin tamamı sahte bir mabuda, pusulası saptırılmış bir tanrıya, yanlış tanıtılmış veya algılanmış bir tanrıya inanmaktadır. Hepsinin bir tanrısı vardır. Ateizme Cenab-ı Hak yarattığı insanın kendisini yok saymasına izin verecek bir yapı insana vermemiştir. İnsanın yapısı Allah'ı inkara izin vermez. Evet. Neye izin verir? Allah'ın yanına yedek ilahlar koymaya. En çok şikayetçi olduğu odur ve en çok işlenen kötülük de odur. Şirk. Kur'an'ın düşmanı ateizm falan değil. Çünkü ateizm diye bir şey yoktur. Ne istatistik yapıyorlar? Bana gelip sorsalar yapmayın bunu derdi. Ateizm diye bir şey yok ki. Ne ateizmi ya? İşte sonuçta felsefeciler bu saçmalarlar, evet. Böyle ateizm falan. Siz şimdi yaşadığınız toplumda egemen olan dinin temsilcileri tarafından anlatılan dine ve Allah'a inanmayınca ateist mi oluyorsunuz? Hayır. Hayır. Ben insan hakları çiğnemekte hiçbir sakınca görmeyenlerin anlattığı Allah'a ben inanmıyorum mesela. Ben ateist miyim şimdi? Ben insanlara iftirayı ibadet gibi yapmakta hiçbir sakınca görmeyen adamların anlattığı Allah'a inanmıyorum. Çünkü Kur'an bana böyle bir Allah'tan bahsetmiyor. Ne oluyor şimdi, biz ateist mi oluyoruz? Ha, aforozcu din sahtekarlarına sorarsan, onlar gibi düşünmeyen herkes ateisttir. Onlar gibi düşünmeyenin ibadetleri ibadet değildir. İmanı iman değildir. Ahlakı ahlak değildir. Dini din değildir. Allah'ı Allah değildir. Biz Kur'an'a soralım. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunu bilsin insanlar. Cem Karaca'dan, Nazım Hikmet'ten sonra götürdük, İmam-ı Azam'dan bahsettik. Daha ileri gidelim. İmam-ı Azam'ı namazsız bir din kurmaya yeltenmekle itham ettiler ve İmam-ı Azam'ı kafir ilan ettiler. Ne Nazım Hikmet'i, ne Cem Karaca'sı, ne falancası, ne filancası. İmam-ı Azam'ı müşrik ilan ettiler. Kafir ilan ettiler. Deccal ilan ettiler. İslam'ı yıkmak için özel görevlendirilmiş, İslam'ın şah damarlarını parça parça eden bir şeytan ilan ettiler. Bugün İmam-ı Azamsız bir din düşünen bir tane Müslüman var mı dünyanın şurasında, burada? Yok. Ama böyle ilan ettiler. Öldüğü gün kendi meslektaşlarının bile verdiği demeçlerde Ebu Hanife'nin vücuduyla toprağı kirleten Allah'ı tesbih ederim diyor adam. Camilerde yapılan sohbetlerde İmam-ı Azam'ın adı geçtiğinde bu adamın adının geçtiği yerde namaz kılınmaz diye camiyi terk eden şerefsizler vardı. İmam-ı Azam Efendimiz Hazretleri, ne İmam-ı Azam? İşte İmam-ı Azam böyle tanıtacaksınız. Şimdi İmam-ı Azam'ı putlaştırıp yaşayan İmam-ı Azamları o putun arkasında yok etmeye çalışıyorlar. Yok öyle yağma.
600 sayfa bak ben yazdım. 1300 sene sonra İmam-ı Azam için. İmam-ı Azam'a yaşarken neler yaptınız? Onu bir görelim bakalım. Onu bir görelim. Kimler yaptı onu? Bugün bize sataşanların dedeleri yaptı. O aynı şeytani pis damardır. İşte lanetlenen soy kitabını niye yazdım ben? İmam-ı Azam Allah ile aldatma Maun suresi, Kur'an'ı tanıyor musunuz? Şirk ve nihayet lanetlenen soy, bunlar bir ünitenin, bir yapının parçaları. Bunlardan bu toplum nasiplenmeden iflah edemez. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çıksın biri desin ki Yaşar Nuri gene kendini anlattı, övdü falan. Benim umurumda değil. Ben düşmanımın da övülecek şeyini buldum mu överim. Benim övülecek şeyimi niye övmeyeyim? Sizin aklınızdan zorunuz mu var ya? Ben düşmanımın bile övülecek tarafını öven bir adamım. Benim övülecek tarafımı niye övmeyeceğim? Benim hakka saygım var. Hak benim olunca hak olmaktan çıkıyorum. Edepsizlik etme. O zaman sen öv, ben susayım. Aptal mıyım ben? Sen söyle hakikati, ben susayım. Söylemiyor. Söylemiyorsan ben söyleyeceğim. Bitti. Öyle yağma yok. Sen benim söylediğime bak. Delili mi yanlış, istidlali mi yanlış? Ha, sen bana söv, İmam-ı Azam'a söv, sonra hesabın denk geldiğim İmam-ı Azam'ı öv, ben de bunu burada seyredeyim bömböm, seni deşifre etmeyeyim, senin edepsizliğini, hayasızlığını, imansızlığını, Allah ile aldatma cürümlerini deşifre etmeyeyim. Sonra bunun hesabını kim verecek? Bunun bir hesabı var. O halde bu istatistikler filan bunlar saçmalıktır. Ateist insan olamaz. Deist insan olur. Deistlik ne demek? Deizm demek, Allah'a inanıp dini hayatına sokmamanın felsefesidir. Nasıl soksun? Papazların kahri altında inleye inleye Avrupa toplumları, özellikle aydınlar, aydınlanmanın öncüsü filozoflar. Kant'ı, Hegel'i, Voltaire'i, Rousseau'su bakar mısın? Aydınlanmanın tırnak içinde bu flaş isimleri bunlar felsefe tarihinde. Hepsi deist. Ne demek? Allah'a inanıyorlar. Hem de nasıl inanıyorlar. Fakat dini temsil eden o pislik güruhun kötülüklerine bakıyor ve diyor ki biz dini, din hayatı yaşayacağız. Dini hayatımıza sokacak ve bu adamlara teslim mi olacağız? Çünkü dini hayatına soktun mu o adam senin muktedabihin olacak. Ben bu pisliğin peşine gitmem diyor. Ay yüreğini sevdiğimin aziz adamı. Gayet tabii. Ben bu pisliğin olduğu yerde olmam diyor. Ben bunun anlattığı gibi yaşamam diyor. Hah? Ama Allah'a imanım tam. Onu burada taşıyacağım ama bu pisliğin yaşadığı gibi yaşamayacağım. Bunun olduğu yerde olmayacağım. Bununla beraber olmayacağım. İşte deist bu. Ve insanlığın, ben bu meselelerin içinde bir ömür geçirmiş bir insan olarak, insanlığın bir selameti olacaksa o bu yolla olacaktır. Çünkü dincilik tezgahı dünyanın her yerinde her din mensubu karşısında kurulmuş ve işletiliyor. Ne papazlar melanetinden vazgeçmiştir. Batı bunları ekarte etti, etkisiz hale getirdi ama bunlar düşüncelerinden vazgeçmiş değil. İmkan verin, bir haftada yine engizisyonu kurarlar. Ne hahamlar vazgeçmiştir, ne papazlar, yani ne kipalı şeytanlar.
ne istavrozlu şeytanlar ne sarıklı şeytanlar. Hepsi melanetini işler. İslam dünyasında görünüyor işledikleri, oralarda görünmüyor. Oralarda laiklik işlediği için bunları kaldırdılar, kadavra gibi attılar kenara. Gidin dediler, kilisede, avrada, izbelerinizde ne bildiğiniz varsa yapın. Milletin hocam, yakasından düşün. Yok, bitirmedim. Bizde laiklik yok. Atatürk'ün getirdiği o muhteşem aydınlanmayla gelir gibi oldu. Katletti, bitirdiler. Katletti, bitirdiler. Şimdi de oturmuş dershane kavgası yapıyorlar. Bu dershane meselesiyle ilgili 3 yazı yazdım. Yarın ilki çıkacak. Tamam. Onları da oku. Tamam hocam. Şimdi biz demek ki ateist diye bir şey yoktur. Yoktur. Deist vardır ve deizmin esas meşalesini yakan da Kur'an'dır. Ne dedik? Deizm Allah'a imanını samimiyetle koruyan fakat dini hayatına sokmayan anlayışın, zihniyetin adıdır. Kur'an ne diyor? Deizm tabirini kullanacak değildi. Kur'an felsefe kitabı değil. Sen kavrama bak, mahiyete bak. Kur'an ne diyor? Hazreti Peygamber ne diyor? Allah'a samimiyetle imanı olan gerisi ne olursa olsun akıbet kurtulur. İşte. Deizmin meşalesini yakan budur. Çünkü bu kitabın olmazsa olmazı vacibül vücud olan Allah'a imandır. Onun dışında olmazsa olmaz görmüyor Kur'an. Olursa iyi olur diyor. Ya anlatırsınız dini. Adam da aptal değil ya. Çetin Altan bana bir gün öyle demişti. Aynen tabir onun diye kullanıyorum yıllar önce. Bir yemekte karşılaştık bir resepsiyonda. Geldi masama oturdu. Oradan yanımdaki adamın ismini kaldırdı. Git dedi nereye oturuyorsa ben burada oturacağım. Oturdu. Söz bir yere geldi bana dedi ki ulan sen dedi benim yıllardır dedi tuttuğum yoldan beni döndürdü. Seni dinlediğim zaman diyorum ki ulan din buysa ben niye bunun dışındayım? Ben eşek miyim? Bak yaşıyor ben ismini vererek söylüyorum. Sonra bir iki sohbetimiz daha oldu değişik vesilelerle. Ben aptal mıyım diyor. Bu buysa eğer senin anlattığınsa ben niye bunun dışında kalayım diyor. Ben aptal mıyım? Ama öbürlerinin anlattığı ise diyor. Beni bin parçaya bölseniz ben ona yanaşmam. Dedim ben de öyle. O zaman gel buluşulacak yerde buluşalım. Buluşulacak yer buradır. O halde bakın deizm dedik, felsefe dedik, Kant dedik, Hegel dedik. Nere geldik? Korunması gereken meşalenin ve koordinatın sahibi gene burada. Allah'a imanında samimiyeti olanı ben diyor kurtaracağım. Ben onu yüzüstü bırakmam. Öbürlerin hiçbiriyle alakası olmasa da ben onu bırakmayacağım. Allah'tan başka ilah yoktur, mabut yoktur söyleminde samimi olsun. Ben bunu istiyorum. Benim olmazsa olmazım budur. Şimdi bunu Kur'an'dan çıkaramayacağınıza göre bu gençlere bunun anlatılması lazım. Bunlar deisttir. Bunlar ateist değil. Bak tahlil ettiğiniz zaman deist oldukları çıkar ortaya. Çünkü Kur'an-ı Kerim ateizme yer vermemiş. İnsanoğlunun ateist olması Kur'an'a göre mümkün değildir. Yaratıcının insanın içine koyduğu sistem buna izin vermez. Evet. Tahlil edin ateist dedikleri adamların tümü deisttir. Şimdi Marx ateizmin bayrak isimlerinden biri gösterilir. Ya geçen gün bir sözünü gördüm. Diyor ki insan isterse diyor hayvan olabilir. Bu mümkündür. Pekala olabilir. Bunun için diyor insanlığın dertlerine ıstıraplarına sırtını dönecek. İnsanlığın meseleleriyle uğraşmayacak. Hayvan olması için bu kafidir.
Ya bunu diyen bir adam ateist mateist olur mu ya? Bu olsa olsa deist olur bu adam. Evet hocam. Nitekim Muhammed İkbal Marx'ın Das Kapital'ini değerlendirirken Muhammed İkbal asrın Mevlana'sı denen evet. Kur'an'ın vicdan adamı Muhammed İkbal diyor ki Das Kapital'i değerlendirirken Marx için Cebrail'siz Kur'an getiren adam diyor. Akar mısın? Evet. Yani gençlerimize öğretmek gerekiyor. Kur'an'ın gençler ışığında. Gençlere bakın gençlerin ne kadar eksiği varsa bu din bağlamında tümünün günahı dincilerin boynunadır. Tümünün günahı dini temsil ettiğini söyleyen ama yiyip yiyip asla doymayan Kur'an'ın tabiriyle adamların boyunlarındadır. Bunlar hangi dini anlattılar da bu bilgisayarı muhteşem kullanan 2-3 yabancı dili konuşan bu gençler, bu pırıl pırıl insanlar, o gezi eylemlerindeki gençleri şimdi hatırlıyorum ben. Kim onlara bu dini anlattı da onlar buna karşı çıktı? Kim onlara ahlakı anlattı da onlar buna karşı çıktı? Kim Allah'ı anlattı da karşı çıktı? Gezi eylemlerinde onlara kimlerin neler yaptığını gördük. Hocam gezi eylemleri demişken ben bununla ilgili bir soru da sormak istiyorum size. Bu emniyetin gezi raporunda yer alan eylemlere katılanların %78'i Alevi ifadesi. Olabilir. Acaba Alevilere soy kodlama yapılıyor? Tabii efendim gayet bundan doğal bir şey olamaz. Gezi eylemleri daha gezi eylemleri ezilenlerin direnişidir. Özgürlüğünün yok edilmek istendiğini görenlerin soy direnişidir. Soy kodlaması neden yapılıyor? Şimdi bir dakika. Bir dakika şimdi. Bırak öyle beş paralık şeylere çekme beni oraya. Onları söylerim. Şimdi esasını vereyim işi. O halde en çok ezilen, en çok bastırılan, en çok kahra uğrayan kimse gayet tabii ki gezi eylemlerinde onlar yer alacak. Değil mi? Yalını yiyip, suyunu içip kenara çekilip ayaklarını uzatan adamın gezi eyleminde ne işi var? Gayet tabii. Aleviler en çok ezilenler oldukları için bundan normal bir şey olamaz. Buradan ne çıkarıyorlar? Tabii Türkiye'yi dinciliğin mezhepçilik gayyasında boğmak isteyenler. Orta Doğu'daki siyasetlerini dinciliğin mezhepçilik gayyası üzerinden yürütenler bu gençlerin oradaki gençlerin çoğunluğunun Alevi olmasından da kendilerine göre bir sonuç çıkaracaklar. Zaten bütün dertleri odur. Oraları kaşımaktır. Suriye'de orayı kaşıdılar. Dünyanın önünde rezil, rüsvay, kepaze oldular. Mısır'da aynı şeyi yaptılar. Orada da rezil kepaze oldular. İşte bakın Mısır'la geldiğimiz yer. Mısır meselesini bugüne kadar bir yığın insanı dinledim. Esas can noktasına parmak basarak anlatan kimse görmedim. Bunu da ama kusura bakma herhalde sen de değil. O işleri daha iyi bilen, sen hepsini bilecek halin yok. Biriyle bu Mısır meselesini de konuşmak isterim. Mısır meselesinin, Mürsi meselesinin arka planı. Hep kakkuk ediyorlar. Böyle kıyıda, köşede, kalsa da bir zararı olmayacak şeyleri konuşuyorlar. Orada arka planda esas altı çizilecek şeyler var. Onlara kimse temas etmedi. Gerginliğin sebebi ne sizce? Hala sürüyor olması. Şimdi oraya girme. Sen onun altından kalkamazsın. Peki. Sonra bakacağız. Peki hocam. Şimdi 5000 imam öğretmen oldu. Yani 2002-2012 yılları arasında
5360 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmış, USAP'tanmış. Bu siyasi ve ideolojik bir kadrolaşmadır denmiş Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Nur Sertar tarafından. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu bilemem. Yani imam diploması ehliyeti müsaitse öğretmen olarak atanır. Yani ne var şimdi? Ben İmam Hatip Okulu mezunuyum. Sonra 27 sene üniversite hocalığı yaptım. New York Üniversitesi'nde de hocalık yaptım. Ne bunlar buna engel mi? Şimdi oraya da kafayı takmışlar sizce? O da. Ben ne bileceğim? Ben onu bilemem. Ben atanan adamları tek tek tanımıyorum ki. Ehil oldukları için mi atandılar yoksa yandaş oldukları için mi atandılar? Ben onu bilemem ki ama böyle bir hüküm vermek bence çok isabetli değil. Ya, günah yazıktır. Bilmiyoruz. Evet. Peki bu 2004'teki cemaati bitirme kararı Milli Güvenlik Kurulu'na alınmıştı. Buna gelelim istiyorum ben. Cemaati bitirme kararı. Ya, peki şimdi neden bu karar hani bu kadar hızlı bir şekilde gündeme geliyor? Tamam, yazılarınızı okuyacağız dedim hocam. Ya, yarın ve 3 gün yazıyorum onu. Evet. Onu o zaman konuşalım. Zaten ekranlar maşallah 24 saat onunla. Ben sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Dolu. Ilgili. Benim değerlendirmemi alacaksın da yazıları bir yayınlayalım. Bir okuyun bakalım. Ondan sonra konuşuruz onu. Onu sonra konuşalım. Peki hocam. Bir yandım. Şimdi. Evet. Bakın. Mısır dedik. Değil mi? Evet. Mısır'da dinci iktidarın indirilişini ne olarak değerlendirdi Orta Doğu coğrafyasının diğer dincileri, bizdekiler dahil? Darbe. Darbe. Mürsi'yi oraya getiren kimdi? Mürsi'yi indirdiğini söyledikleri aynı orduydu. Mübarek'i indirdiği zaman darbe değildi. Devrimdi o. Mübarek'in indirilmesine yol açan olaylardaki meydanlara çıkmış insanların 20 katı Mürsi'nin gitmesi için çıktı. Oy verenler de bizi aldattın diye. Tahrir Meydanı'nı dolduranlar, Mursi'ye oy vermeyen insanlar değildi ki. Oy verenlerin çoğu da oradaydı. Sen bizi aldattın. Bu işi eline yüzüne bulaştırdın. Bizzat Mursi ile seçim ittifakı yapan Selefi Nur Partisi. Deyip geçiyorlar. Bu Selefi Nur Partisi'nin altını çizmek lazım. Mısır'da bu son olup bitenler bir manada da ben teolojik açıdan değerlendiriyorum. Tevhidle şirkin mücadelesidir. Emevi şirkiyle Kur'an tevhidinin de orada bir mücadelesi var. Selefi Nur Partisi elbette benim de katılmadığım yanları olabilir ama Kur'an tevhidini temsil ediyor. Öbürü tarikatlar aracılığıyla sahnelenen şirk şaibeli Emevi dinini temsil ediyor. Onun da mücadelesi var. Bakın seçime giderlerken seçim ittifakı yaptılar. Kim? Selefilerle İhvan. %30 civarında kullanılan oyların. Seçime katılanların zaten oranı %40'ı bulmuyordu. O da öyle bir garabet. Bir illüzyon, seçim illüzyonu. Demokrasi falan. Ne demokrasisi? Mısırlı seçmenin %60 küsürü sandığa gitmemiş. Oradan çıkan sonuçla neyi temsil ettiğini söylüyorsun sen. İllüzyon bu. Ben yazdığım yazılarda o tabiri kullandım. Demokratik bir yolla gene demokrasi ya. İllüzyon.
Sen o seçimler sırasında kaç milyar dolarlık dışarıdan gelmiş parayla kaç milyar dolarlık erzak ve yardım dağıtıldığını biliyor musunuz? Demokrasiymiş. Hangi demokrasiden bahsediyorsun? Ona rağmen %40 civarında bir kitle katılmış. Bu katılanların %30 civarındasını İhvan alıyor. %20 küsür Selefiler alıyor. Ve ikisi birlikte seçimin galibi oluyorlar. İttifak yapmışlar. Sonra oturuyorlar masaya. Mürsi ahde vefasızlık ederek ortağına kazık atmaya kalkıyor. Selefiler diyorlar ki hadi bakalım. Bize de bakanlık ver, gayet doğal. Paylaşacağız. Olmaz mı? Ya 7 tane bakanlık veriştiyse bize diyor. Bir tane vermemiştir. Bir tane. Sonra anayasa değişikliği olacak. Teklifler gündeme geliyor. Selefiler diyorlar ki bizim de tekliflerimiz var. Ya biz bu tırnak içinde zaferi ortak kazandık. Yani bizi şimdi bir kürek çamur gibi kaldırıp kenara nasıl atıyorsun? Bu insanlık mıdır? Bu Müslümanlık mıdır? Nasıl iştir bu ya? Bakanlık yok, hiçbir şey yok. Hiç değilse anayasada da şu 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 tekliflerimizi bizim dikkate al. Hayır, onlar da dikkate almadı. Niye dikkate almadı? İşte manteli orası. Tarikatlar Mursi'ye dediler ki şirk şaibeli din temsilcileri, tarikatlar demek bu demektir. Dediler ki bak, selefilerle yakınlaşmayı bırakın. İşinizi bitirdiniz. Şimdi onları kaldırın atın. Şimdi mübarekin adamlarına yanaşın. Bakar mısınız? Mübarek orada ordu indirmiş. Mürsi gelmiş. Şimdi tarikat şeytanları, sarıklı şeytanlar diyorlar ki adama, sen şimdi selefileri filan, o da bir dindar camia. Fakat şirk şaibesi olmayan, Kur'ani tevhide bağlı bir din anlayışı istiyor. Onu bırak diyorlar, mübarekin adamlarıyla işbirliği yap. Şimdi bakın, ne oluyor? Mübarek'in yerine gelen adam ne yapıyor biliyor musunuz? Bugün kendisini darbe yaparak beni uzaklaştırdılar dediği adamların hepsinin atamasını o yapmıştır. Kim bu darbe dedikleri şeyin başındaki adam? General Sisi. Sisi'yi kim tayin etti? Genelkurmay Başkanlığı'na getirdi. Mursi'yi getirdi. Bitmedi. Bugünkü Mısır Cumhurbaşkanı, eski Mısır Anayasa Mahkemesi Başkanı. Kim getirdi onu Anayasa Mahkemesi Başkanlığına? Mursi'yi getirdi. Kimin adamlarıydı bunlar? Temayülleri, nereye ibreleri vuruyordu? Mübarek tarafına. Getirdi. Niçin? İttifak kurduğu, kendisinin iktidara gelmesine seçim sonuçları itibariyle yardımcı olmuş, sebep olmuş selefileri dışlamak için. Bunların vefaları budur. Din anlayışları budur. Bunların menfaati için veremeyecekleri şey yok diyorum. O yetmez. Önce Allah'a satıyorlar menfaatleri için. Bunu bütün dünyaya ve bizim insanımıza buradan tekrar ediyorum. Nerede parayla Allah yan yana gelirse dinci parayı seçer. Hiç aksini yaptığı vaki ve varit değildir. Burada da böyledir. Dünyanın her yerinde böyledir. Tarihin her devrinde böyledir. Ve böyle olacaktır. Parayla Allah yan yana geldi mi, dinci Allah'ı değil parayı seçer. Maun suresinin bize anlattığı da budur.
parayla Allah yan yana geldi mi Allah'ı seçen dindar adamdır. O da çok az. O hiç egemen olamıyor. Dinci evvela onun anasını dinine ağlatıyor. Evvela onu perişan ediyor. Evvela ona zulmediyor. Şimdi Mısır bu. Mısır'da bu olup bitenlerde şu anlattıklarımı yapan tutarsızlığı, dinci tutarsızlığı, Emevi dinciliğini, siyasetteki beceriksizliği, tamam mı? İlkesizliği, ahde vefasızlığı temsil edenleri öne aldı ve onları öne almak suretiyle Mısır'la bütün münasebetlerimizi perişan etti. Kim? Türkiye dinciliği. Aynen Mursi zihniyetini taşıyan adamlar. Aynen. Aynı vefasızlıklar, aynı yalancılıklar, aynı iftiracılıklar, aynı tutarsızlıklar, aynı Emevi takipçiliği. Sonunda Mısır, benim iç işlerime sen ne akla müdahale ediyorsun? Ben senin eyaletin miyim diyor ya. Ben 80 küsür milyonluk bir ülkeyim ben. Arap dünyasının en önde gelen ülkesiyim. Orta Doğu'nun bir Mısır'ım ben. Yani sen kimsin ya? Sen bana eyalet valisi muamelesi yapıyorsun. Benim işlerime karışıyorsun. Sen bana direktif verebilir misin? Bunu Beşar Esad da söyledi. Ne dedi? Ben dedi sizin başbakanınızın eyalet valisi miyim dedi. Gelip burada bana talimat veriyor. Ben bağımsız bir ülkenin devlet başkanıyım. Edebe, terbiyeye davet ederim dedi. Diplomatik terbiye. Olmasa dedi ben haklarımı savunacak güçte bir insanım dedi. Sen kim oluyorsun da bana dedi. Parya muamelesi yapmaya kalkıyorsun. Mısır'a da aynı şeyleri yapmaya kalktılar. Sonra Mısır al atını dedi. Satarım tımarını. Defol git dedi Türk Büyükelçisi'ne. Derhal ülkeyi terk et. Daha ondan sonra bunlar da sen o sonra gel. Şimdi ne oldu Mısır gibi bir ülkeyle? Niye? Ülkeyi yönetenlerin mezhep taassup ve tutkuları, dincilikten kaynaklanan özel temayülleri Türkiye'nin bütün çıkarlarının, haklarının, geleceğinin önüne geçti. Böyle ülke yönetilir. Böyle devlet adamlığı olur. Böyle akıllılık olur. Böyle diplomasi olur. Böyle hukuk olur mu? Ve nihayet böyle komşuluk ve böyle Müslümanlık olur mu? Burası kimsenin çiftliği değil ya. Burası devlet. Mısır da senin çiftliğin değil, Türkiye de senin çiftliğin değil. İki koca devlet Orta Doğu'nun en büyük iki devleti. Sen bunları mahalle aralarında misket oynama ekipleri, çeteleri oluşturmuş, çoluk çocuk perspektifiyle değerlendiriyorsun ve iki ülkeyi getirdiğin yere bak. Neymiş efendim? Ben Mursi'yi severim. Vallahi sana bağışlasın. Sen seversin de Türkiye'nin çıkarlarını, Türkiye'nin yerleşmiş asırlık diplomasisini, senin dibi başı belli olmayan
duvara toslamış, pusulası, şanzımanı darmadağın olmuş, şaftı kaymış. Politika demeye 1000 tane yalancı tanık lazım anlayışınla mı Türkiye'yi götüreceksin? Ne hakkın var buna ya? Burada İngiliz Financial Times, Erdoğan Türk milletini bölen adam demiş. Hani bu konuya istinaden soruyor. Evet, gayet tabii. Bunu görmemek için ahmak olmak lazım. Angut olmak lazım. Gayet tabii. İşte deminden beri anlattığım o. Mezhepçilik yapmayan, demin söylediğin o gezi eylemlerinde onları yapar mı? Bir ülkeyi yöneten bunlara eğilir mi? Bunlar üzerinde durur mu? Bunları dillendirir mi? Bunlar açık bölücülüktür. Bunların altı çizilir mi? Niçin oraya çıkmıştır o gençler, o çocuklar? Niye filan anlayıştan daha çok insan oradadır? Asırlardır kahır ve zulüm altında inliyorlar. Gayet tabii, bundan doğal ne olabilir? Nefes alacak bir pencere buldu, hemen kafasını oraya sokuyor. Ne yapsın? Gayet tabii. Hocam, bu 28... Yani Financial Times. Evet. 28 Kasım nüshasında bu var tabii. Türk milletini Bölen adam diye makalenin başlığıdır bu. Nasıl bölüyor? Durmadan bölüyor. Değişik kıstasları kullanarak bölüyor. Bana oy verenler, vermeyenler. Bunu seçim meydanlarında söylersin parti başkanı olarak. Seçildin, millet seni getirdi. Sen artık milletin babası hükmündesin. Sen bunu yapamazsın kardeşim. Buna dünyanın hiçbir siyasi anlayışı izin vermez. İslam asla izin vermez. Sen nefse emmare misin ya? Sen nefse emmare misin? Sen devletin babası, milletin babası hükmündesin. O çocukların babası hükmündesin sen. Sen bu ayrımı nasıl yaparsın? Onlar biz. Karşı taraf. Ya bir ülkenin devlet başkanı sıfatını taşıyan mümessili karşı taraf, bize oy veren bizim taraf ve karşı, bunu kullanabilir. Batı'yı çıldırttı. Batı sınırsız şekilde destek veriyordu. Birkaç alengirli laf etti. Batılılar da dediler ki tamam ya, işte bak farklı bir adam geldi. Gezi olayları üstüne örtülen tülü bir kaldırdı. Tüylerini şöyle bir araladı. Bir baktı ki aman yarabbim. Geçenlerde gene hangi batılı önemli organlardan birinde güvenilir adam olmadığı anlaşıldı diyor. Gitti. Şimdi ne dilinden düşürmediği Müslümanlığın standartlarına, kabullerine, ilkelerine uyuyor yaptıkları, ne evrensel standartlara uyuyor. Hatta ne de kendi standartlarına uyuyor. Bunları da çiğnedi. Yani 20 sene önce. Ya bakın. Hocam çok özür diliyorum. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra biz burada olacağız. Evet sevgili Halk TV izleyenleri, kısa bir aradan sonra Yaşar Nuri Öztürk'le Işığa Çağrı devam ediyor. Sayın hocam, nerede kalmıştık?
Financial Times'ın Erdoğan Türk milletini bölen adam söyleminde kalmıştık en son. İstiyorum evet, ki onunla ilgili yani sözlerimizi söyledik. Tamamlayalım. İnşallah bu yazılıp çizilenleri dikkate alır. Herhalde bizim haberimiz oluyor, onun da haberi oluyordur. Evet. Hakikaten ben üzülüyorum. Beni siyasi yelpazesi osu bunlar, beni şahsiyeti ve icraatı ilgileniyor tek kişi olarak. Hı hı. Ben çünkü aktif siyasetin dışındayım. Hiç onlara tenezzül etmem. Ama gönlüm ister ki bunu yapmasın. Yaptığı yanlıştır. Ve ben ona, ben Sayın Başbakan'a siyaset penceresinden çok Kur'an penceresinden bakarak söyleyeceklerimi söylüyorum. O pencereden baktığım zaman yaptığı çok büyük yanlış. Siyaset penceresinden bir hukukçu olarak ben değerlendirsem hakikaten dehşetengiz şeyler söylerim. Ama oraya girmiyorum. Yani oraya girersem o da buna karşı direnecek, siyasi değerlendirme yapıyor. Hayır. Benim derdim onu kırmak, onu işte perişan duruma, hayır. Hocam bu bir anda kız, siz lafını tamamlıyordunuz, evet. Pardon böldüm. Kızla erkekli davalar var bir taraftan. Bir taraftan da herkese din verelim, din dersi verelim söylemlerim. Diğer taraftan kasetler belaltı vuruşları da başladı. Hani kaset söylentileri de ortalarda din dolaşıyor. Din ve ahlak dersleri. Evet, din ve ahlak dersleri verelim. Bir taraftan evet. Belaltı vuruşları, yasa dışı telefon dinlemeleri vesaire hepsi gündemde. Evvela parlamentoya din ve ahlak dersi vermek lazım. Evet. Din ve ahlak dersi ne güzel, bak ismi de çok güzel. Evet. Evvela parlamentoya. Evvela parlamentoya Maun suresi cürümlerini işleyenlere evvela din ve ahlak dersi, evvela onlara lazım. İki rekat namazı eksik olana, oraya sıra gelene kadar kıyamet kopar. Geçin. Maun mücrimlerine evvela din ve ahlak dersi vermek lazım. Veya o satıma ile girmiş olanlara veya girme ihtimali olanlara, hadi öyle diyelim. Ben o parlamentoda 5 yıl milletvekili ve bir partinin genel başkanı sıfatıyla görev yaptım. Din ve ahlak dersini evvela oraya vermek lazım. Yani bizim sabilerimiz, daha bülü çağına gelmemiş sabilerin din ve ahlak dersine ihtiyacı var da oranın yok mu? Evvela oraya. Evvela oraya. Mesela parlamentoya din ve ahlak dersi olarak Maun suresini okutmak lazım. Ders kitabı. Yapın. Yapın. Okuyamaz. Okuduğu zaman bütün kiripası önüne yığılacak. Kendini görecek orada. Aynaya bakamaz. Şimdi bu derse ihtiyacı olanlar aynaya bakamaz o zaman. Onu biliyorlar. Diyor ki unutalım. Gaflet de mutluluk sayılır çoğu zaman. Bilmemek mutluluktur. Ama nasıl bir mutluluktur o tırnak içinde? Onun adını koymayayım. Şimdi hakaret etti bize derler. O da tırnak içinde bir mutluluktur. İnsan o mutluluğa karşı çıkmalıdır. O mutluluğun yerine insan olan ıstırabı tercih eder. Istırabı, mihneti, çileyi tercih eder. O, bu dersi vermek lazım. Din ve ahlak dersi bu. Bunu vermek lazım. Buna muhtaç olan bizim sabiler, çocuklar değil. Buna muhtaç olanlar bellidir. Evvela muhtaç olanlar. Buyurun verin. Evet. 28 Şubat karşılıklıyla öne çıkan AKP, bu son gelişmelerle beraber dershane mevzularıyla ilgili, AKP cemaat dershane kavgasıyla ilgili bir 28 Şubatçı olarak mı görünmeye başladı sizce? Siz ne dersiniz? Ya 28 Şubat'ın
mahsuli mümtazı AKP'dir. Bunu herkes bilir. 28 Şubat'ın mağduru kim? Erbakan ve ekibi. Allah rahmet eylesin. Şimdi mumla arıyor herkes. 28 Şubat'ın kadrına uğrayan Erbakan ve ekibi. Erbakan'a kendi kullandığı tabir olduğu için ben de kullanıyorum. Beni ilgilendirmez. Erbakan'a ihanet eden, vefasızlık eden, onu arkadan vuran ve 28 Şubat'ın açtığı güllerle donatılmış yoldan iktidara gelen kim? Bu vatandaşlar. 28 Şubat'ı eleştirme söz konusu olduğunda hiç konuşmaması gereken veya en son ağzını açacak olan bunlardır. Şimdi bakın neler çıkıyor. Bakın neler çıkıyor. Daha neler çıkacak. 28 Şubat. Şimdi tabii AKP partiyi ve başındaki insanı bu şekilde eleştirenlere de bir göz atmak lazım. Şimdi bu dershaneler kavgası. İşte yazdığım için 3 yazı yazdım. Yarın ilki çıkacak. Salı günü öbürü Yurt Gazetesi'nde köşemde. Perşembe günü de üçüncüsü çıkacak. Orada göreceksiniz ve onları haftaya değerlendiririz. Şimdi yani onlar da çok afra tafra satma hakları yok. 28 Şubat bilmem ne. Demin ben bir şey söyledim. Dedim ki para dedim. Paranın yerine menfaati koyun. Her türlü çıkarı koyun. Yan yana geldiği zaman. Allah'ı değil çıkarı tercih ederim. Bu zihniyet. Bunların kodları aynıdır. Ortak yanları budur. Şimdi dershane kavgası. Ya bir senaryo, bir oyun oynuyorlar milletin önünde. Yarın bir gün bir sabah kalkıp biz şaka yaptık. Baktık ne kadar angut var karşımızda bunu yutacak diyebilirler yani. Hiç kimse böyle göbek atmasın. Kafa karıştırma çünkü da olabilir. Çünkü ortak noktaları ve ortak menfaatleri o kadar büyük ki bilemeyiz. Ama şu meselelerde ikisi aynıdır. Şimdi ne için birbirini tokatlıyorlar? Çok feci ve çok ağır biçimde. Ben kendi gördüğüm kadarıyla bir tahlil, bir değerlendirme yapıyorum. Ama daha mesele net değildir. Burada bilinmeyenler var. Bu bir dershane meselesi falan değil. Bu başka bir şey. Şimdi ne diyor başbakan? Bugüne kadar ne istediler de vermedik. İşte bak ne güzel ifşa, ne güzel tanıklık. Allah razı olsun. Tabii ortak vuruş hedefine birlikte salvo yaparken tabii şimdi ortak hedefi çökerttiler. Şimdi meydan boş kaldı. Şimdi o ona bakıyor, o ona bakıyor. Lisanı haliyle her biri diyor ki meydanı şimdi ben keyfime göre dizayn edeceğim. Buradan bir dalaş var. Yani ortak rakip değil, kendi ifadelerinde de var diye kullanıyorum. Ortak düşman hedef çökertildi. Ortak talandan keseler ve kasalar zaten çatlayasıya doldu. Şimdi ne kaldı? Şimdi bir şey yok. Şimdi diyalektik alışmışlar. Kavga. Kan kaynıyor. Şimdi birbirine girdiler. Ona diyor sen Firavunsun.
diyor. Yok, sen öylesin. O diyor, ne istedin de vermedik. O diyor ki, ne istedik de verdik. Bak, 2004 15 Ağustos'unda aldığın karar ortada. Bak, 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 bak. Tarihin diyalektiği bu kadar erken mi bu kiri pası dökecekti dünyanın önüne? Döktü, Allah'ın gücünden ne eksik? Ortak hedef, saldırı hedefi çökertildi. Artık bizim birlikte uğraşacağımız bir şey yok. Bu kanaate vardılar. Şimdi hassas teraziyi kurdular. O diyor ki, boşaltılan meydanı ben dizayn edeceğim. Türkiye'yi ben yapılandıracağım, benim anladığım gibi. Öteki de diyor ki, yok öyle şey. Benim anladığım gibi. Veya yine beraber halledelim bu işi. Hayır diyor. Sen fazla fazla ileri gidiyorsun. Ben yapacağım. Mühür bende, Süleyman benim. O da diyor ki, yok öyle şey. Mühür sende de sen o mühürü nasıl tutuyorsun elinde? Onun hesabını yaptın mı? Yağma mı var? Vefasızlık etme diyor. Şimdi fazla girmiyorum. Bunlara gireceğiz. Bunların ortak hedefi çökertme sadedinde gösterdikleri faaliyetin tarihin hangi zulümlerine imza attığını bu millet ayrıntılarıyla ileriki zamanda görecek. Ben biraz girdim. Şimdi yok efendim, kavga ediyoruz, dershane kavgası bilmem ne. Benim ricam şudur, angutluk yapmasın kimse. Adutlar, yani zalimler, karşılarındaki angutluktan güç alırlar. En büyük destekleri oradan gelir. Kimse angutluk yapmasın. Ha bunlar kavga ediyor, ha her şey bitti. Ne bitti ya? Ya angutluk yapmayın. Biten, bittiği kesin olan bir şey var. Bunların ortaklaşa vurdukları, saldırdıkları, salvo yaptıkları hedef. Onu yerle bir ettiler. Hak ile yeksan ettiler. Kurumlarıyla, kavramlarıyla, temsilcileriyle. Biten bu. Başka biten bir şey yok henüz. Bu bir strateji arayışı olabilir. Yani ortak hedefin çökertilmesinden sonra yapılacaklara ilişkin bir strateji arayışı olabilir. Yani bir sabah kalkarsınız ve hakikaten bunlar kucaklaşmış vaziyette o poz, o görüntü içinde dönüp millete şaka yaptık, şaka yaptık. Yok öyle bir şey. Karşımızdaki angutların durumlarını ölçmek için böyle bir oyun oynadık diyebilirler. Çünkü o kadar ortak zulme imza attılar ki, o kadar ortak iftiraya, o kadar ortak yalana, o kadar dehşetengiz hak ihlallerine imza attılar ki, hakikaten bunların irini ortalığa dökülecek şekilde ciddi bir kavga olursa, tarih hakikaten hayretler içinde kalır. Siz ne diyorsunuz ya? Çocuk oyuncağı mı ya? Çocuk oyuncağı mı Türkiye'nin son 10 küsür yıllık çocuk oyuncağı mı? Kim yaptı? O 10 yıl, o 10 yılda kimin imzası var? Peki hocam, ben biraz da kitabınıza gelmek istiyorum. Ben On Yipans der Fransızlar.
bu konuyu düşüneceğiz. Bu evet. konu üzerinde konuşacağız. Evet, ileriki zamanlarda. Şu yazılar da bir çıksın. Evet. Lanetlenen soy Kur'an-ı Kerim'de. Ben biraz inceleme fırsatı buldum. Lanetlenen soy, evet. Lanetlenen evet. soy 3. baskısını yaptı. Evet. Hayırlı olsun. Burada ben hani şimdi, kitabı incelerken Atatürk'le ilgili bir bölümü okudum. Bu deminden beri konuştuklarımızı ileride de bize ufuk açacak güvenilir kıstaslara oturtmak için lanetlenen soyu okumak lazım. Evet. Türkiye'nin son yıllarını tanımak için bir kitap okumak evet. lazım. Evet, ben evet. okumaya başladım. Buyur. Yani öyle gezinirken kitabın içinde bu Ulu Önder Atatürk'le ilgili yazdığınız bir kısım dikkatimi çekti. Allah ile aldatmanın yolunu kesen lider Bakın, başlığı atmışsınız. Atatürk'ü her andıkça Ulu Önder niye diyorsunuz? Önderimiz. Tamam. Bunu demenize gerek var mı? Aslında gerek yok. Evet. Aslında o tanımlamaya Şimdi gerek ben yok. Şimdi ben size bir felsefe kariyeri hı hı. olan bir insan olarak bir şeyi hatırlatayım. Tamam. Psikolojide, daha çok psikiyatride desansibilizasyon diye bir tabir vardır. Ne demek? Fransızcadan alınmış. Süjenin alıştığı hisleri ona unutturmak, his iptali demek kelime anlamıyla. Sansibilite, sansibilite hissilik, his. Sensitive evet. şey İngilizce'de de telaffuz farkıyla aynı kelime. Desansibilizasyonsa bunun tersini yapmak, tersini hı-hı. yapılır hale getirmek demek. Şimdi şöyle anlatayım bunu. Bir hasta var. Devamlı burasını kaşıyor. Tik. Devamlı burasını kaşıyor. Ya kaşıma yapma etme kardeşim hoş olmuyor falan bunu dedikçe doktoru da dese daha fena bunu yapıyor. Desansibilizasyon işte bir yöntemdir, bir tedavi yöntemidir. Ne yapar? Süjeye yaptığı işi devamlı yapmasını söyleyeceksiniz. Bitirmesini istiyorsunuz ama bu desansibilizasyon yöntemine göre bunu yap. Kaşı kaşı, devamlı kaşı çok iyi oluyor. Hoş görünüyorsun, evet kaşı. Ama hiç kaşıma demeyeceksiniz. Kaşı, teşvik. Desansibilizasyonu sağlıyor. Ve bir süre sonra süje bunu terk ediyor. Tabii buna hekim karar verecek. Orada desansibilizasyon yöntemi uygulanacak uygun mu uygun. Değil mi? Ama böyle bir yöntem var. Evet. Şimdi bakın. Burada aynı şey oluyor. Her seferinde Ulu Önder Atatürk. Şüphem mi var? Şüphem mi var? Ben bir zamanlar söz sahibi bir adama dedim ki havaalanına giderken o yol kenarlarında Bosna'nın oralarda bir yerde bir Atatürk resmi koymuşlar. Birkaç ağaç dikmişler oraya. Atatürk ağaçlığım, ormanım. Şu rezalete bakar mısın? Ve o resim yağmur, çamur, perişan olmuş. Bir de üstüne durduğu ayakların biri kırılmış, böyle yan yatmış. Yani Atatürk'ü rezil etmek için yarışma atsan öyle bir manzarayı yaratamazsın. Şimdi benzeri şeyler hep oluyor. Ulu Önder, Ulu Önder, Ulu Önder. Ya senin şüphen mi var bunda? Bu bir yeri gelir öyle bir söylersin ki orada tarih onu ister senden. Onu söyleyeceksin. O tespit gerekir. Atatürk. Atatürk. Ben büyük Atatürk. Bazen ölümsüz Atatürk. Cümlenin siyak sibakı öyle bir yer geliyor ki ölümsüz sözünü orada ilave etmem gerek. Ama her ağzını açtıkça Ulu Önder. Ulu Önder. Ya şüphem mi var? Ne yani mahalledeki manavdan mı bahsediyoruz da ulu kelimesini koyarak onu yüceltiyorsun, farklı kılıyorsun. Tamam. Atatürk'ün
çağrışımları, imajı, o ulu önderi bizim kafamıza sokmamışsa, biz onu kuru kelimelerle telaffuz ederek bir yere gidemeyiz. Hocam, geçtiğimiz programlarda Atatürk, Muhammed İkbal, yani bundan bahsetmiştik. Ben o zaman hani süremiz yetmemişti. Mehmet Akif Ersoy'la, Ersoy'un Atatürk'le ilgili bu düşünceleri. Burada var. Mehmet Ersoy'da da bir biçimde var. Evet, galiba. Evet, var burada. Ben onu okuma fırsatı buldum. Bağlamı buldum. Nedir şu anda bilmiyorum. Burada Allah ile aldatmanın yolunu kesen lider Atatürk başlığı altında. Muhammed İkbal'den bir de Mehmet Akif Ersoy'dan bahsetmişsiniz. Bu Kur'an'ın tefsiriyle ilgili, mealiyle ilgili. Neydi bakış açısı Mehmet Akif Ersoy? Yani çünkü toplumda genel bakış açısı Mehmet var. Mehmet Akif yani neydi? Mehmet Akif bizim istiklal yani bağımsızlık marşımızı yazan insan. Mehmet Akif neydi sorusunun cevabı İstiklal Marşı'nın içinde. Bakış açısı neydi Atatürk'e? Gerçek milli, bakış açısı neydi? Çünkü bu söylemler var halk hanımefendi, arasında dolaşan. Atatürk'ün zafere götürdüğü milli mücadelenin, bağımsızlığın, İstiklal Marşı'nı yazmış adamın Atatürk'e bakışı ne olabilir? Hocam, ben bilmeyenler için söylemenizi istiyorum. Ben bunu biliyorum. Atatürk. Ben bunu Atatürk'ün biliyorum, yanında da yer aldı milli mücadelede. Sonunda Atatürk'ün dal kavukları, dal kavuk Atatürkçüler ki hep hayatı boyunca onlardan şikayetçi olmuştur. Şimdi neler geliyor aklıma, ne anekdotlar geliyor. Girsek 3 saate çıkamayız. Akif'i küstürdüler. Akif secdeli bir adam. Hangisini anlatayım? Akif, Şeyh Senusi. Sen Şeyh Senusi diye bir adam bilir misin? Yok, hiç duymadım hocam. Duymazsın. Duymazsın tabii. Şeyh Senusi'yi sen öğreninceye kadar Cumhuriyet'in başına bela olan tasallutların hiçbirinden kurtulamazsınız. Bilmezsin tabii. Şeyh Senusi Libyalı. Libya'da İtalyanlara karşı onların milli mücadelesi verilirken gördüğü bir rüya üzerine ülkesini terk ediyor. Çok büyük bir insan. Manevi mertebesi olan, itibarı olan, prestijli olan, saygınlığı olan önder. Anadolu'ya geliyor. Gördüğü rüyayı da hatırlayalım. Ömer Muhtar, Libya'da İtalyanlara karşı bağımsızlık savaşının öncüsü. Bunun hem dava arkadaşı hem de bunun manevi lider olduğu ekolün mensubu Ömer Muhtar. Bu kalkıyor Anadolu'daki milli mücadele için Anadolu'ya geliyor Mustafa Kemal'in yanına. Diyorlar ki nereye gidiyorsun ya? Ömer Muhtar bizzat. Diyor ki ben talimat üzere gidiyorum. Talimat üzere gidiyorum. Ne talimatı? Resul-i Ekrem diyor bana tecelli etti. Her tecelli edişinde elini öperim gider. Sağ elini alır öperim. Bu son tecellisinde sol elini bana uzattı. Merakımı mucip oldu. Ey Allah'ın elçisi. Hep mutadınız sağ elinizi bana öptürmektir. Niye bugün sol elinizi? Diyor ki Hüseyin, sağ elimi Anadolu'da Mustafa Kemal'e uzat. O elim dolu. Bu elim boş, bunu sana uzattım. Buradan mesajı alıyor. Ve bırakıyor ülkesinin bağımsızlık savaşını. Siz diyor bunu burada yürütün. Ben bu talimatla Mustafa Kemal'in yanında yer alacağım. Ve geliyor Şeyh Senusi. Cumhuriyetin benim
Kurtuluş Savaşı'nın Kur'ani Boyutları adlı o yayınlanmamış 3 ciltlik kitabımda öyle diyorum. Cumhuriyetin manevi mimarıdır. Kurtuluş Savaşı'nın manevi mimarıdır. Ve ona ihanet edilmiştir. Atatürk'ün dal kavukları tarafından. İhanet edilmiştir. İş bittikten sonra Mustafa Kemal'in sağ kolu, gözünün bebeği, nuru. Anlatıyorum ayrıntıları. Suriye'ye gidiyor. Fransızlar oradan kovuyorlar. Sen Mustafa Kemal'in casususun. Çek git buradan. Suudi Arabistan'a gidiyor. İngilizler kovuyorlar. Aynı gerekçeyi ileri sürerek. Sonra çölün derinliklerine gidiyor. Medine yakınlarında Asir diye sessiz sadasız bir yerde 1933'te ölüp gidiyor. Arayan yok, soran yok. İhanete uğramıştır, vefasızlığa uğramıştır. Şimdi ben Kurtuluş Savaşı'nın Kur'ani boyutlarında bir Senusi anlatıyorum. İlk defa. Ne yaptı? Nelere imza attı? Ve sonunda hangi muameleye maruz kaldı? Akif de benzeri bir muameleye maruz kalmıştır. Tabi Akif bu vatanın çocuğu. Onu o kadar horlayamadılar. Ama Akif'e de vefasızlık yapılmıştır. Kim yaptı bu vefasızlığı? Dinciler bunu Mustafa Kemal yaptı diyorlar. Mustafa Kemal'in çevresindeki bütün angutların, ki çoğu öyle, bütün dal kavukların, çapsızların, bütün seyyiatının faturasını Mustafa Kemal'e çıkarıyorlar. Bu vicdansızlıktır. Mustafa Kemal'e çıkacak faturayı ona çıkarın. İtiraz edersem namertim. Hak Mustafa Kemal'in de üstündedir. Mustafa Kemal'den de müberradır. Allah'ın ismidir. Bulun söyleyin. Ama etrafındaki angutların ve dal kavukların seyyiatını Mustafa Kemal'e fatura etmeyin. Bu şerefli, vicdanlı insanlara yakışmaz. Akif bahsinde de bunu yaptılar. Evet. Şimdi efendim, Akif Mustafa Kemal'in onu horlaması, dışlaması yüzünden Mısır'a gitti. Yalan. Öyle gittiyse Mısır'a giderken Mustafa Kemal'in teklif ettiği Kur'an-ı Kerim'i tercüme et. Avans olarak da şu parayı al. Teklifini niye kabul etti? Çöker gider. Gitti, 11 yıl kaldı Mısır'da. Niye kabul etti? Elmalılı Hamdi'ye sen de bunun tefsirini yapacaksın. Akif edip şair adam, o tercümeyi yapacak. Sen de tefsiri, yorumlamayı yapacaksın. İkisi de aldılar avansı. Şu kadarı senin, bu kadarı benim. Kabul ettiler. Akif Mısır'a gitti. Akif Mısır'a niye gitti bilir misiniz? Bunu hiçbirimiz söylemiyor. Tamamen şahsi, ailevi sebepleri var. Akif'in hatırasına saygısızlık olur diye ben de söylemeyeceğim. Çok mahrem sohbetlerimde merak edenlere söylerim. Kimse bunu cesaret edip söyleyemez. Bunu da ilk defa bana söyleyen, deşifre eden, gösteren cennet mekan üstadım, hocam, cansız Mustafa Efendi'dir. Birçoğu bilmez bunu. Gitti. 11 yıl üstüne döndü geldi. Ne diyor geldiğinde biliyor musun? Belgeleri yayınlandı. Yayınlayanlardan biri de benim. Benim kitabıma bakmayın. Gidin. Diyanet İşleri'nin yayınladığı 40 küsür ciltlik İslam ansiklopedisindeki Akif maddesine bak. Orada da yazın. Allah selamet versin. Mustafa Bilge imzasıyla profesör şimdi o da. Yazılan makalede var. Geldiğinde ne diyor biliyor musun? Yakın arkadaşlarına.
yanlış orada. Benim Allah'ı ile aldatmak kitabımda da var. Diyor ki kardeşim, Müslümanlık Türkiye'de, insanlık Türkiye'de, din Türkiye'de, insan hakları Türkiye'de. Bu Türkiye'yi inşa eden Mustafa Kemal'e Allah benim ömrümden olanını alsın, Mustafa Kemal'in ömrüne ilave etsin. İşte Akif. Aynı sözü Muhammed İkbal de söylemişti değil mi? Muhammed İkbal kendisine dua edenlere diyor ki ben işimi yaptım, bitirdim. Ben misyonumu yerine getirdim. Şimdi bu dualarınızı ve desteklerinizi Mustafa Kemal'e verin. Bundan sonra onun yapacaklarıdır. Bizi kurtaracak olan. Bunları siz bilmiyorsunuz. Dinciler bilmiyor, bilse de inkar ediyor. Peki ne olacak bu iş? Ben bunları söylüyorum. İşte birkaç yeni arkadaşımız kıyıdan köşeden. Kimseyi kırmamak için böyle diyorum. Yeni arkadaşımız derken söyleyenine de pek rastlamadım. Bana ne diyor? Şimdi ne olacak bu iş? Dün akşam mıydı, ileriki akşam mıydı, iki, üç akşam önce mi, her neyse bilmiyorum. Bir program izledim. Bir kanalda. Beş tane adam. Hanım var, erkek var. Dördü de profesör. Bir tane de oraya, bir tane zavallı almışlar. Ağzı var, dili yok. Bilgi sıfır. Çaktırmadan yok İstiklal Mahkemeleri işte bilmem ne İskilipli Atıf vesaire bilmem ne bir yığın çuval dolusu yalanı sıralayıp Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i tokatlıyorlar. Sunucu da ona göre seçilmiş. O çanak tutuyor, öbürler vuruyor. Bir tane de oraya almışlar kum torbası. Vuruyorlar buna çıplak eller. Sol direk, sağ direk, aparkat, mide, çene. Dağıtıyorlar bunu. Bu da ya ne işin var orada senin? Senin orada ne işin var? Seni oraya ne için çağırdıklarını görmüyor musun? O halini görmüyor musun? Sana kimse bir mesaj filan atmıyor mu? Kalk ulan git oradan diye bu rezalete son ver. Bırak. Hepsi birden sövsünler. Görsün beşi toplanmış bir araya sövüyorlar. Seninle sövmelerini legalize ediyorlar. Efendim bak biz karşı fikirde insan da çağırdık. Lan senin ne fikrin var? Hiçbir bir şey bilmiyorsun. Konuşamıyorsun. Senin yapacağın evde gidip ekmeğin iç kısmından kabuklarını yiyemezsin dişlerin dökülmüş. Ekmeğin iç kısmından yiyeceksin süte müte doğrayıp 7-8 numara gözlüğünü takıp oturup dizi seyredeceksin. Sen başka bir şey yapamaz. Sen ne işin var orada? Orada ne işin var senin? Git. Evlilik programlarına filan katıl. Şarkıya, Türkiye bil, oralara katıl. Orada kendini tatmin et. Sen tarihin en büyük yalanlarının alayının sergilendiği cumhuriyete, milli mücadeleye, kurtuluş savaşına, önderine, Kuvayi Milliye'ye ağız dolusu dört tane adamın, cin gibi, şeytan gibi adamların sövdükleri bir yerde sen ne yapıyorsun orada? Adam lisan haliyle diyor ki ya ben ölmüşüm, beni defnedecek kimse yok mu? Senin ne işin var orada? Bakın böyle yap. Yapmayın bunu. Bu sana da aynı şeyi söylüyor. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorlar. Atatürk lafını ağzına alamaz bunlar. Söven alıyor çünkü o biliyor işini. Sen alamazsın. Sen git dizi seyret.
Atatürk lafını ağzına aldın mı onun altından kalkabileceksin. Bırak. Bırak desinler ki boş meydanda sövüyorlar. Ya tarihin yaratıcılarından biri bir adama sövüyorlar desin. Sırıtsın. Görünsün. Sen oraya oturduğun zaman ey kum torbası, o boks maçı legalleşiyor. Hep böyle yapıyorlar. Yapmayın. Bunlar okumuyorum. Bunlar okuduğunu anlamıyorum. Bunların hiçbir şeyi yoksa feraseti yok mu? Ya ferasetiniz yok mu sizin? Basiretiniz yok mu? Yapmayın. Ya senin ne işin var orada ya? Ne işi? Açtım telefonu birkaç arkadaşa. Ya şuna ulaşacak kimse yok mu? Ya kalksın gitsin oradan. Gitsin bir biçimde gitsin. Yani şöyle gitsin, böyle gitsin. Tam ismiyle söylemiyorum. Gitsin. Bıraksın adamlar beşi birden sövsünler. O problem değil. O bizi zarar değil etmez. Ama sen orada oldun mu? O sövmelerin hepsini legalleştiriyorsun. Kaymış gitmiş adam. Ya böyle bir fecaat, böyle bir sefalet, böyle bir dram olamaz. Bunlara biri adamlık dersi versin ya. Bunlara biri basiret dersi versin. Bu ne biçim iştir ya? Okuyun. İkbal Kur'an'dan bahsederken diyor ki bu kitabı hakkıyla temsil edecek kıvama gelmedikçe biz bu kitabın mümini olduğumuzu söylemeyelim dünyaya. Söylemeyelim ki bize bakarak kitaptan nefret etmesinler. Batılı meraklıdır. Yerin altını üstünü nasıl didik didik etmişse bu kitabı Müslümanlar bugün temsil ettiğini söylemesinler. Batılı bu kitabı didik didik eder. Bunun değerlerini çıkarır insanların. Batılı bunu yapar. Bak bu onun hakkı. Ama şu İslam dünyası, bu camia, ben bu kitabın müminiyim, bu kitap benim kitabım, bu kitabı ben canlı örnek olarak temsil ediyorum dedi mi, Batı diyor ki ona da sana da lanet olsun diyor, elini almıyor. İlgilenmiyor. Şimdi ben teşbihte hata yok. İkbal'in Kur'an için söylediğini 50 şey için daha söyleyebiliriz. Mustafa Kemal'e aktarıyorum. Yapmayın diyor. Şu benim bahsettiğim adam eğer Mustafa Kemal'i temsilen ortada dolaşacaksa temsil etme kardeşim. Mustafa Kemal senin yarın mahşer meydanında gözlerini oyar. Bana niye bu kötülüğü yaptın diye. Sen kimsin ya? Burada sana mı söyledim? Yoksa kimle program yaptık? Bu kanalda söyledim. Ya sana söyledim ya Ece Hanım'a veya bilmiyorum Lale Hanım'a. Yani bu programdan önce konuk olarak çağrıldım. 8-9 defa konuştum. Tekrar ediyorum burada. Mustafa Kemal'in silah arkadaşları tabirini bilirsiniz. Evet. Çok meşhur, çok kullanılan bir tabirdir. Doğrudur, isabetlidir. Kara Kazımlar, Fevzi Çakmaklar, Rauf Orbaylar, Refet Beleler, bu onlar hakikaten dirayetli komutanlar. Hepsinin makamı cennet. Hocam haftaya devam edeceğiz. Tamam, yok o bunu bitireceğim. Ama siz hiç Atatürk'ün fikir arkadaşları tabiri duydunuz mu? Literatürde böyle bir tabir yok. Bunu haftaya devam edelim mi çünkü hocam? Çünkü yoktu. Yoktu. Evet. Atatürk'ün fikir arkadaşı hocam, ben mesele olabilirim. Evet hocam, çok güzel bir konuya değindiniz ama bunu haftaya böyle açık açık hadi konuşalım. Usturmanın tatlı yönü. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.